Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir tane kendin yap temel hayatta kalma kiti yapacağız. Bugün biraz daha farklı yaklaştık olaya. Yorumlarda web sitemizde ve YouTube kanalımızda yapılan yorumlarda neden daha kolay yapabileceğimiz bir hayatta kalma kiti yapmıyorsun? Profesyonel malzemeler kullanıyorsun. Biz bu tip hayatta kalma kitlerini gerçekleştiremiyoruz gibi eleştiriler geliyordu. Bu doğrultuda ben de herkesin daha kolay yapabileceği bir hayatta kalma kiti yapmaya karar verdim. İnternetten Coglans'ın temel hayatta kalma kitini aldım. Bunu birazcık modifiye ederek daha profesyonel, daha işlevsel bir hayatta kalma kitine çevirdim. Normalde bu kitin üzerinde bu ip yok. Daha basit naylon bir iplik vardı. Ancak o iplik benim hoşuma gitmediği için daha sağlam ve daha uzun bir iple değiştirdim. İsterseniz yavaş yavaş önce temel kitimizin ne olduğunu, yani satın aldığımız malzemenin ne olduğuna bakalım. Bu beşi bir arada hayatta kalma kitlerinden bir tanesi. Üzerinde bir miktar ip var. Düdüğü var. Pusulası var. Su geçirmez bir konteyneri var. İçinde bir tane aynası var. Böyle bir kitti. Normalde bu kibrit kutusu diye geçiyor. Yani çok temel eşyalar konuyor içine ama biz bunu bir adım daha ileri taşıdık. Boş geliyor. İçindeki malzemelerin hepsini ben kendim koydum.
Gördüğünüz gibi düdüğü var. Çakmak taşı var. Pusulası var. Su geçirmez kabı var. Aynası var. Su geçirmez kabın ayrıca şurada bir contası var. Ama tabii o hayatta kalmak için önemli bir ekipman değil. Temel olarak gelen malzememiz bu. Bahsettiğim gibi Cognos'un başlangıç seti. Yani ayrıca hayatta kalma setinin en temel olanlarından bir tanesi. Üzerinde kullanımı ile ilgili bir takım bilgiler vermişler ama bu kartona ihtiyacımız yok. Biz bu kitin içerisine ek olarak alkollü mendil koyduk bir tane. Not almak için bir tane kağıt. Not almak için kalemimiz. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda misina. Olta iğnesi. Misina için 2 tane kurşun ağırlık. Ateş yakmak için az önce de belirttiğim gibi üzerinde kendi çakmak taşı var. Ancak bu çakmak taşına şey koymamışlar. Fire steel deniyor buna. Ateşleme çeliği diyeyim. Nasıl tercüme edilir o bilmiyorum. Koymamışlar. Bunu çividen ben kendim yaptım. Çivinin tek tarafını düzelttim. Ondan sonra ısıtıp soğuttum ve sertleştirdim ucunu. Dolayısıyla artık çakmak taşına sürttüğümüz zaman güzel bir kıvılcım çıkartıyor. Aynı zamanda ateş yakmak için de bir miktar çıra kullandım. Yine kendi ipini beğenmediğim için ben size şuradan kendi ipini göstermek istiyorum. Şöyle basit naylon bir ip kullanmışlardı. Ama ben bu ipi hiç sevmedim. Çok dayanıksız bir ip. Onun yerine dağcıların kullandığı bu destek ipinden kullanmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar temel ekipman yapmış olduk bir tane kendimize. Kısa bir video oldu. Kısa ama faydalı bir video oldu. Bunu çantanızın kenarına asarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdilik bu projeyle ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok. Aklınıza takılan bir şey olursa bildiğiniz gibi yorumlar bölümünden ben size destek olmaya çalışacağım yine. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.